Merhaba sevgili arkadaşlar. 9. sınıf tarih dersi. 1. dönem 1. yazılısı için yeni bir hazırlık yaptık. Daha önce de buna benzer bir video çekmiştik. Bu sınav, yalnız hazırlamış olduğumuz bu sınav biraz daha zor olacak. Şöyle alt tarafa zor olarak gösterelim. Hocam ben 100 alırım diyen arkadaşları hemen videonun devamına bekliyorum. Hocam sınav biraz zorsa eğer ben önce bir çalışayım geleyim diyen arkadaşlar için hemen şöyle üst köşeye ben link attım şimdi bak orada gözükecek. Ona tıkla oradan bir konu tekrarı yap gel. Konu tekrarı yapıp gelirken istersen öteki sınavı da bir çöz o bir tık daha kolay çünkü. Hazırlanarak gel. Ha yok hocam ben her şeye hazırım. Ben yüzümü alırım. Ben bu sınavda başlayayım diyen arkadaşlar için hemen başlayalım. Buyurun diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sınavımız 10 tane sorudan oluşmakta. EBA TV'ye ve ders kitabına uygun sorular hazırlandı. Dediğim gibi bir önceki yazılımıza göre biraz daha zor. Ha bir önceki yazılıyı ben önce çözeyim diyen arkadaşlar için söylemeyi unuttum. Videonun en sonuna ekleyeceğim. Ha bu arada ben bu yazılıyı hocam oturayım kendim bir de PDF ile çözeyim diyen arkadaşlar için. Eğer unutmazsam açıklamalar kısmına PDF'sini de ekleyeceğim. Oradan çıktı alıp kendiniz de oturup da çözebilirsiniz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz doğru yanlışla başlıyor. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar biraz rahatsızım. Böyle bir burun çekme falan derseniz rahatsızlığımdan kaynaklanıyor. Affınıza sığınırım. Aşağıda verilen cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu karşısına işaretleyiniz diyor. Bir, tek tanrıya inanan ilk uygarlık İbranilerdir. Doğru. Tek tanrıya dünya üzerinde ilk defa İbraniler inandı. İki, Anadolu Asurlar sayesinde tarihi devirlere girdi. Ha, ne anlatıyor burada? Anadolu'ya yazıyı kim getirdi? Asurlar. Yazının icadı ile birlikte tarihi devirler başlıyor. O zaman bu da doğru. Tarihi olaylar bugünün şartlarına göre değerlendirilir. Yok. Tarihi olaylar bugünün şartlarına göre değil. Olayın yaşandığı günün şartlarına göre değerlendirilir. Dolayısıyla bu yanlış. Miladi takvimde Fenike, Yunan, Roma katkısı vardır. Doğru. Önce Mısır'da icat olmuştu. Mısır'da icat olduktan sonra Fenike, Yunan, Roma katkısı olmuştu. Bilgi doğru. İstanbul'un Türkleşmesi olaya örnektir. Olay neydi arkadaşlar? Kısa zamanda olup biten somut gözle görülür şeylerdi. İstanbul'un Türkleşmesi kısa zamanda olup bitmez. İstanbul'un fethiyle beraber başlar. Hala devam ediyor aslında. Dolayısıyla olaya örnek değildir. Olguya örnektir. Bu yanlış. Hemen iki numaralı soruya geçiyorum arkadaşlar. Tarihi bilgiler ortaya çıkan nokta nokta ile değişebilir. Ha, tarihi bilgiler yeni belgeyle, yeni bilgiyle değişebilir. O zaman ortaya çıkan, ben buraya yeni diyeyim, yeni belgeler ile. Sen buraya yeni bilgiler ile desen de doğru kabul ederiz. 2. Tarih öncesi devirler arasında en uzun süren nokta noktadır. Tarih öncesi devirleri bir hatırlayayım. Eski taş, orta taş, yeni taş, bakır, tunç, demir vardı. Yani taş ve maden devri vardı. Bunlar arasında en uzun süren. Ha, milattan önce 600 binde başlayıp 10 binde biten bir devir vardı. O da eski taş devriydi. İster buraya eski taş devri yaz, ister latincesini yaz. Sen bilirsin. Ben latince olanı yazayım. Latince olan paleolitik idi. Paleolitik devir. Veya eski taş devri de diyebilirdim. 3 numara miladi takvimin kökeni nokta nokta medeniyetine aittir. Bak bu arada dikkat et. 4 numaralı soruyla 3 numaralı soru birbirine ipucu teşkil ediyor. Fenike, Yunan, Roma kim yapmıştı bunu aslında miladi takvimi? Mısır medeniyeti yapmıştı. 4 numara Kayseri Kültepe'de bulunan tablet nokta nokta kaynaklara örnek verilebilir. Bak Kayseri Kültepe'de tablet bulundu. Bu Asurlara aitti. Asurlar Anadolu'nun tarihi devirlere girmesini sağladı. Demek ki 4 numaralı soruyla 2 numaralı soru bilen arkadaş için ipucu teşkil ediyor. Tablet yazılı bir belgedir. Dolayısıyla ne olacaktır bu? Yazılı kaynaklara örnek teşkil edecektir. 5. Yazının icadından Batı Roma İmparatorluğu yıkılışına kadar geçen dönem nokta nokta olarak adlandırılır. Bir çağ soruyor. Ya ilk çağ, ya orta çağ, ya yeni çağ, ya yakın çağ diyeceksin. Buradaki sorunun cevabı ilk çağdır arkadaşlar. İlk çağ yazılı icadıyla başlar. Batı Roma İmparatorluğu yıkılışına kadar devam eder. Batı Roma İmparatorluğu yıkılışından İstanbul'un fethine kadar orta çağdır falan filan diye gider. Ha yapamadıysan konu tekrarını yap arkadaşım sen. 3 numara Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimlerden Osmanlı Devleti tarafından kullanılan takvimlerin isimleri hemen yazalım. Osmanlı Devleti tarafından kullanılan takvimlerden bir tanesi Hicri takvimdi. Hicri takvimi yazdım. Bir diğeri de Rumi takvimdi. Rumi takvimi de yazdım. Tamam, sorunun yarısı herhalde tamamlandı. Osmanlı'nın birden fazla takvim kullanmasının sebebi. Ha, sebep. Sebep diyelim şuraya bir. Ben tabii kısaca yazıyorum. Siz daha uzun uzadı yazarsınız. Ve hangi yıl esasına göre yapıldığını yazınız. Ha, diyor ki takvimlerin isimlerini yaz. Osmanlı neden aynı anda iki tane takvim kullandı? Onu açıkla. Bir de bu takvimler hangi yıl esasına dayanıyor diyor. Hicri takvim ay yılı esasına dayanıyordu. Rumi takvim güneş yılı esasına dayanıyordu.
Osmanlı Devleti Hicri takvimle Rumi takvim bir arada kullandı. Çünkü Hicri takvim mali işlerde probleme sebep oluyordu. O zaman sebep mali işlerde veya ekonomide diyebilirsin sen ona, işlerde yaşanan sorun. 4 numaralı soru. Aşağıda verilen tarih tabloda boşlukları doldurunuz. Demek ki kafa güzelmiş. Yanlış yazmışız. Aşağıda verilen tabloda boşlukları doldurunuz diyor. Devirler verilmiş. Eski taş, orta taş, yeni taş. Ben yine Latincesini söyleyeyim. Ne olur ne olmaz. Paleolitik, mezolitik, neolitik. Bununla ilgili alt taraftaki bilgileri dolduracakmışız. Eski taş devrinde insanlar nasıl yaşıyor? Avcı ve toplayıcı. Ha, mağarası diyor. Demek ki bir örnek mağara söylemem gerekiyor. Bu mağarayı söylerken ben de Türkiye'de, Fransa'da, İspanya'da falan dememiş. Ben buraya Lascaux yazabilirim. Altamira yazabilirim. Bunlar yurt dışındaki örnekler olur. Ha, Türkiye'den bir örnek yazacak olursam İstanbul yakınlarındaki Yarımburgaz'ı yazabilirim. Antalya Karayini, Beldibini ve Belbaşı'nı yazabilirim. Bunlar içerisinde yazımı en kısa olan Karayin. Ben şu an genç bir adamım. Karayin'i yazayım geçeyim. Oldu. Orta Taş Devri, hayat tarzı nasıl Orta Taş Devri'nde? İnsanlar göçebe bir hayat tarzı sürüyorlar, göçebe. Bu dönemde ne bulundu? Orta Taş Devri'nde ne bulundu? Ha, Orta Taş Devri'nde ateş bulunmuştu. Onu da yazalım hemen. Yeni Taş Devri'nde insanlar nasıl bir hayat tarzı sürdü? Yeni Taş Devri'nde ilk defa tarım başlamıştı. Tarım başladıysa o zaman ne olacak? Yerleşik hayat başlamış olacak. Yerleşik hayat. Konya nokta nokta ilk kent kuruldu. Ha, bu Konya'daki ilk, dünyanın ilk kentin adı neydi? Çatalhöyük'tü. Çatalhöyük. 5 numaralı soru. Aşağıda verilen bilgileri araştıran bir tarihçi hangi bilim dallarına yararlanır? Karşısına yazınız. Kadeş Antlaşması'nı inceliyorsa. Kadeş Antlaşması devletler arası bir belgedir. Devletler arası belgeleri inceleyen bilim dalına diplomatik denir. Diplomatik. Diplomasi yazsan da kabul. Roma parasının incelenmesi. Roma devrinden kalma bir para inceliyorsa bu adam nedir gençler? Numizmattır. Numizmatik bilimiyle uğraşıyordur. Osmanlı armasının incelenmesi. Armaları inceleyen bilim dalı heraldik idi. Heraldik. Köktürk kitabelerin okunması. Köktürk kitabelerin üzerine eski Köktürk alfabesi var. Eski yazı. O zaman paleografya olmalı bu. Paleografya. Köktürk kitabelerin incelenmesi. Kitabeyi inceleme. O zaman kitabe bilimini soruyor. Epigrafya. Bu arada arkadaşlar, sorular zor geldiyse hala üst tarafta konu tekrar gözüküyor. İstersen bir dön gel. Hani acele etme. Bu videoya daha sonra da gelebilirsin. 6. Aşağıdaki kavramları bir cümleyle açıklayınız demişiz. Pankuş. Pankuş neydi arkadaşlar? Hititler'de vardı. Hititler'de meclis. Yeterli benim için. Hititler'de meclise pankuş deniyordu. Devam. Arka sayfaya geçtim. Site. Site neydi arkadaşlar? Mezopotamya uygarlıklarında şehir devletiydi. Ben kısaca yazayım yine. Mezopotamya, ok çıkardım, şehir devleti. Tabi bu arada hatırlayalım. Mısır'daki şehir devletini sorsaydı nom diyecektim. Yunanistan'daki şehir devleti sorsaydı polis diyecektik veya polisi sorsaydı. Tapates bir çeşit kilimdi. Frigler tarafından yapılmıştı. Hemen şöyle Frigler dedim. Frigler. Karşı tarafına kilim dedim. Hocam bana yetmez. Ben 100, 101 alacağım, 102 alacağım diyen arkadaş şunu da yazabilir. Tiftik keçisinin kılından yapılan halı veya kilim. Satraplık hangi devlette vardı arkadaşlar? Persler'de. Persler'de eyaletlere verilen isimdi. Tabii ben böyle ok çıkararak kısa kısa yazıyorum. Sen bunları cümle olarak yazman lazım. Persler'de eyaletlere verilen isim satraplık. Peki koloni neydi arkadaşlar? Koloni bir devletin kendi sınırları dışında ticari ve siyasi maksatla ele geçirdiği toprak parçasıydı. Bu arada bir kere daha söyleyeceğim. Çok uzun. Ben şöyle bir soru işareti bırakıp geçeceğim. Hani üşenirim ben o kadar şey yazmaya. Koloni bir devletin ticari veya siyasi maksatla kendi toprakları dışında ele geçirdiği toprak parçasıydı. Mesela Fenikeliler bunu yapıyordu. Hatırlayın ilk çağın tüccar toplumları. Fenikeliler vardı. Lidyalılar vardı. Soltlar vardı. Asurlar vardı. Değil mi? Bunlar hep koloniyle uğraşan topluluklardı. 7 numaralı soru. Tarih biliminin kullandığı basamakları doğru sırayla yazıp kaynakların yeterliliğinin ortaya konduğu basamağı işaretleyiniz. Ha, bunları bir dizeceğiz önce diyor. Şimdi biz bir kere daha hatırlayalım. Bu arada soru da tahlil iki defa yazıyor. Hemen şöyle çaktırmayın gençler. Hemen şöyle şuraya tarama yazalım.
Demek ki Hasan Hoca bugün bayağı hasta. Kafa güzel. Devam ediyorum. Şimdi bunlardan 5 tanesi verildiğinde biz konu anlatımımızda şöyle demiştik. Öğrencilerin tamamı şunu hatırlar. 1 numara taramadır. 1 numara tarama. 2 numara tasniftir. Yani kaynakları bulacaksın, sonra sınıflandıracaksın. Tarama tasnif. Tarama tasniften sonrası sıkıntı yaratıyordu. Bak tahlil var, tasnif var, tenkit var. Demiştim ki sözlük mantığıyla hareket et. Hani hangisi sözlükte daha önce olursa 3 o olacak, 4 sonraki, 5 sonraki. Bak tahlil, tasnif. İkisinde de A harfi var. Bunlardan biri daha önce olacak. Peki H mi daha önce, S mi? H daha önce. O zaman bir sonraki tahlil. Bu arada tasnifle niye karşılaştırıyoruz ya? Oho gençler, yorumlar diz boyu gelecek alt taraftan. Hocam çuvalladınız. Oğlum soruları yazarken çuvallamışız. Tahlili yazdık zaten alfabetik olarak önce geliyor. Sonra tenkit terkip var. İkisi de Y harfiyle başlıyor. N daha önce olduğu için o zaman bunun önce gelmesi lazım. Tenkit. En sonunda da terkibin gelmesi lazım. Allah'tan 5'ini birden doğru dürüst yazdık ha. Hani hocam sınav zor. Siz bile 100 alamadınız. Yorumlarına maruz kalmayız inşallah. Şimdi bir tarama, iki tasnif, üç tahlil, dört tenkit, beş terkip. Kaynak arama, sınıflandırma, kaynakların yeterliliğini ortaya koyma, eleştirme, sentez yapma. O zaman soruda bir de şunu yuvarlak içerisine aldığım zaman 10 puanı aldım arkadaşlar. 8 numaralı soru, kadim dünyada gelişen bilim dallarından biri coğrafyadır. Güzel. Coğrafyada gelişim gösteren ilk uygarlıklar Yunan, Roma ve Büyük İskender'miş. Bu uygarlıklardan herhangi birinin coğrafyada gelişme sebebini yazınız. Ha diyor ki bana Yunanlar coğrafyada neden gelişti? İster bunu yaz diyor, ister Romalıları yaz diyor, ister Büyük İskender yaz diyor. Ben hemen şöyle şuraya Yunanları yazayım. Ben tercihimi Yunanlardan yana kullanıyorum. Yunanlar Akdeniz'de kolonileri vardı. Akdeniz'de koloni. Kolonilerin yerlerini bulmaya çalışırken haritacılıkta dolayısıyla coğrafyada gelişler. Ha deseydik ki hocam Roma'yı cevaplayın. Hoca direkt Roma'yı sorsaydı. Roma'da Roma İmparatorluğu da Akdeniz havzasının tamamında bir imparatorluk kurmuşlardı. Ordularını sürekli bir yerden bir yere gönderiyorlardı. Orduların su ve yiyecek ihtiyacını karşılamak için su ve yiyeceğin olduğu yerleri işaretliyorlardı. İşte bu da haritacılığı geliştirmişti. Ha, Büyük İskender'i sorsaydı o da dünyanın en büyük fatihlerinden bir tanesi. Great Alexander. O da fethettiği yerlerin yerleşimleriyle ilgili, coğrafyalarla ilgili bilgi almaya çalışırken coğrafyada gelişmişti. Yani sen bunlardan istediğin birini yazabilirdin. Hemen devam ediyorum. 9 numaralı soru. Olay ile olgu arasındaki farklardan iki tanesini yazınız. Hemen yazalım. Şöyle şu tarafa olay diyeyim, şu tarafa olgu diyeyim. Ben oklarla halledeyim. Olay ağırlıklı olarak kısa sürer. Olgu uzun sürer. Olay dar alanda etkilidir. Dar alan. Olgu geniş alanda etkilidir. Geniş alan. İki tane yazdım zaten. Tam puan aldım ama ben yine yazayım. Olay somuttur. Olgu soyuttur. Nasıl gidiyor gençler? 9. soruyu bitirdik. Hocam ben 90 aldım diyen var mı? Bu arada tabii 7. soruya bakarsak arada ben de çuvalladım. Şu an ben de 90 alabilmiş durumda değilim. 10 numaralı soru. Konuşma metinlerimiz var. Hemen ben buradan şöyle bir farklı renk kalem alayım. İnşallah yazan bir kalemdir. Mısırlılar yazıyı benim üzerime yazdı. Ben demiş. Yani sen kimsin? Cevap olarak ne yazmamız gerekiyor arkadaşlar? Şöyle beyaz yere yazalım. Cevabımız papirüs. Tarih öncesi devirlerde tarihçiye yardımcı olamayacak bilimlerdenim. Ben kimim diyor. Tarih öncesi devirlerde tarihçiye yardımcı olamayacak bilimler. Tarih öncesi devirlerde yazı yok. O zaman yazıyla alakalı bilimlerden bir tanesini yazmam gerekiyor. O zaman seçenek çok. O zaman ben buraya alt tarafa paleografya desem, paleografya bu bir doğru cevaptır. Paleografya yerine numizmatik desem, numizmatik bu bir doğru cevaptır. Epigrafya desem doğru cevaptır. Filoloji doğru cevaptır. Yani yazıyla alakalı bilim dallarının tamamını ben buraya yazabilirim. Bir diğer soru. Roma İmparatorluğu döneminde yaşadım. 17 ciltlik Geografica isimli bir de okuyabilsem isimli kitabı yazdım. Ben kimim diyor. Valla bu adam Amasyalıydı. Hemen ipucu olarak yazayım ben. Amasyalı. Strabon. Kitapta resmi vardır hatta. Amasya'da da heykeli vardır bu adamın dere kenarında. O resimden gözünüze canlanabilir. Son soru. Ömer Hayyam'a kendi adımı taşıyan bir takvim yaptırdım. Ben kimim diyor. Ömer Hayyam'ın başkanlığında komisyona takvim yaptıran kişi kimdi? Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'tı. Büyük Selçuklu Sultanı demeye gerek yok.
Sultan Melikşah bizim için yeterlidir. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzun sorularımızın sonuna geldik. İnşallah sınavınızda hepiniz 100 alırsınız. Bir kere daha tekrar ediyorum. Konularla ilgili bir problem varsa hala yukarıda konu tekrar videosu duruyor. Ve şimdi an itibariyle de bir başka sınav örneğimiz de ekrana yansımış olmalı. Onu da çözersen tam anlamıyla hazır olabilirsin. Hepinize sınavlarınıza başarılar diliyorum. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşça kalın.